Şimdi biliyorsunuz ben 10. köyden sesleniyorum hep. Yani benim bulunduğum yer 10. köy. Ve ben iddia ediyorum bu 10. köy organik, temiz bir yer. Tamam mı? Biz böyle, ben artık böyle e, e, oluşturulmuş mahalleler, o mahallelerin e, bildik basma kalıp şeylerinden bıktım usandım. O yüzden 10. köyden sesleniyorum. Bakın şimdi burada güzel notlar da alıyorum. İyi oluyor bu tabii şey. Yani bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nde onu herkes bilsin. Bence vatansever insanlar çoğunluktadır. Çok sayıda vardır. Ama tabanla tavan uyumsuzdur. Bunun en büyük müsebbibi de siyasi partiler kanunudur. Onu da söyleyeyim. Yani orada bir bir grup insan dükalığı kurmuş. Ben o yüzden boşuna söylemiyorum yıllardır. E, benim gibi adamı tutar mı? İhraç edecek tabii fikri ve fiziki bir işgalden bahsediyorum. Bugün ikinci turda ben özellikle buradan Cumhuriyet Halk Partisi'nin antemperyalist, yurtsever tabanına bir kez daha Atatürk'ün bu partiyi, çünkü ben birçoğunun insanın okumadığını düşünüyorum. Hangi ideallerle kurduğunu, özellikle iki biliyorsunuz kurultayda Atatürk'e, üçüncü ve dördüncü kurultaylarda bu görerek nasıl insanları uyardığını e, göstermek istiyorum. Ya yani, yok öyle demler şunlar bunlar bu önemli. İkincisi bakın siz bir şey dediniz. Bir güzel bir soru var. Bir liderlik krizi mi var? Hayır. Yok. Hayır. Sakın ha. Çok ciddi bir kurumsallık krizi var. Bir ideolojik kriz var. Bir kimlik bunalımı var. Ya öbürü aşılır o kolay. Zaten ben size ilginç bir şey söyleyeyim mi? Bakın bizim ben bir gün burada diyorum ki her şeyi sıfırdan başlayıp anlatayım kendimce. Yani alfabenin A'sından başlayalım. Evet. Partinin ne olduğundan başlayalım ya. Parti dediğiniz şey sizin bir fikir kulübü mü? Bir vakıf mı? Bir dernek mi? Ya da birazdan geleceğim Ekrem Bey veya onun gibi veya birilerinin ebeveynlerinden miras kalmış kendi mülkiyetlerinde olan yerler mi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi Ekrem Bey'in mal varlığına mı dahil? Şimdi niye işte siz parti olmaktan çıkarsanız programınızı bakın ideolojinizi çizginizi ilkelerinizi bir yere bırakırsanız altı oku altı yok haline getirirseniz Meydan kime kalacak? Ya soruyorum gayet basit bu yani. İdeolojinin, programın, fikrin olmadığı yerde sahte, kurgulu, o, bu kurtarıcılar ve kahramanlar türüyecek. Fikrin, ideolojinin olmadığı yerde siyaset beyaz gömlek giyip kollar sıvanarak yapılacak. Ya da sabah namazını şeyde kılmaya başlanacak e, ee, Eyüp, Sultan. Eyüp, Sultan'da o da nedense tesadüfen birisi tarafından çekilip sosyal medyaya verilecek. Değil mi efendim? Ya da aklınıza gelip bir yerde Kur'an okuyacaksınız. Ya da anıt kabirde resim çektireceksiniz. Yani kısacası fikir ideolojinin olmadığı yerde bir takım semboller, ritüeller, böyle Amerikan vari bir takım şollar olacak. O yüzden bana kimse Allah aşkına yok e, demokrasi şölenine gidiyormuş ya bırakın onları ya. Bir şölen mölen yok ortada. İki taraf açısından da söylüyorum. Bütün fotoğrafa baktığımız yani, büyük bir ideoloji. Ya, tabii her oldu. zaman bütün siyasette. Siyasası oldu. E şimdi öbür taraftan size göstereyim. Devletin bütün imkanlarını kullanacaksınız. Devletin valisi, kaymakamı, jandarma komutanı sizin siyasi şeylerinize katılacak propagandalarınıza hepimizin vergi ödediği TRT adeta iktidarın şeyi haline gelecek, sesi haline gelecek. Ondan sonra biz buna demok ha, öbür tarafta gördüğünüz gibi böyle acayip acayip krizler. Şimdi o yüzden ilk birincisi bu. İkincisi bu bir kimlik bunalımıdır tekrar söylüyorum. Bu daha ağır bir şey. Bu bir kurumsal ve ideolojik bir krizdir. Cumhuriyet Halk ve buna içim yanıyor. Bak partiyi Nelerle tartıştırıyorlar? Ben size söyleyeyim mi? Şu anda hepsi parti suçu işliyor. Hepsi